Bak bunu tanıyor musun? Bak burada neredeydi, hatırlıyor musun? Tamam. Kahramanmaraş merkezi depremlerde Hatay'da binlerce insan hayatını kaybetti. Asrın felaketinin ardından birçok insan da depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen yakınlarından gelecek haberi umutla bekliyor. Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal mahallesinde yakalanan İlk Nur Karaca'nın anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetti. Karaca aynı enkazdan çıkartılan 26 yaşındaki kardeşinin enkazdan sağ çıkartıldığını ve ölümcül bir yarası olmadığını iddia etti. Herhangi bir haber alınamayan ve DNA eşleşmesi çıkmayan Ateş'in ablası Karaca, kardeşinin hafıza kaybı yaşadığını düşünerek gelecek umutlu haberi bekliyor. Kız kardeşim Merve Ateş 26 yaşında. Depremzede sağ çıkan kayıplardan hiçbir şekilde haber alamadık. Görenlerin lütfen bizlere ulaşmasını sağlarlarsa seviniriz. Anne ve babasının depremde hayatını kaybettiğini ve kardeşinin yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin'de hastaneye sevk edildiğini belirten Karaca, şu ana kadar bize ulaşmadı. Hafıza kaybı yaşadığını düşünüyoruz dedi. Kardeşim, biz burada Antakya'da depremi yaşadık. Ailem İskenderun'da. Mustafa Kemal Mahallesi Mert Sarıgül sitesinde enkazdan çıkarılan kız kardeşim Merve Ateş. 6 Şubat'tan beri hiçbir haber alamıyoruz. İskenderun acil 112 alıyor. Mersin Yenişehir Hastanesi'ne götüreceğiz diyerek ambulansa teslim ediyoruz. Daha sonrasında hiçbir haber alamıyoruz. Benim küçüğüm direkt oraya gidiyor. Onlar çıkarıyorlar. Biz burada yolların patlaması nedeniyle, kapalı olması nedeniyle gidemiyoruz. Zaten annem babam siz sağ olun enkazdan çıkıyorlar. Vefat ettiler. Kız kardeşimi yaralı olarak çıkartıyoruz. İskenderun SSK acile götürüyoruz. İlk müdahalesi yapılıyor. Herhangi bir doktorla görüşmeme rağmen herhangi bir ölüm şeyi yok, riski yok. Ameliyat için Mersin Yenişehir Hastanesi'ne götürülüyor. Yanına refakatçi alınmayarak hiçbir şekilde kardeşime hastane girişi vesaire hiçbir şekilde kamera kayıtları yok denildi. Hiçbir şekilde telefonla irtibat ya da DNA eşleşmesine ulaşamadık. Ailemiz tarafından zaten çıkartıldı. Annem babam da aynı şekilde ailemiz tarafından enkazdan çıkartıldı. Kız kardeşim sol bacağı yaralı bir şekilde çıkartıldı ama bilinç açık şekilde çıkartıldı. Şu ana kadar bize ulaşmamasının sebebi büyük ihtimalle bilincinin olmadığını düşünüyoruz. Hafıza kaybı yaşadığını düşünüyoruz. Aynen o şekilde. Yani bu şekilde olduğunu anlatıyorum. Lütfen görenler, duyanlar varsa fotoğrafla birlikte paylaşıldığı zaman ayakta problem olabilir. Kendi kendine konuşuyor olabilir. Yanında başkaları tarafından alıkonuluyor olabilir. Bize lütfen ulaşsınlar görenler.